Ustamız biz babamızdan öğrendik. Aile olarak biz 8 saat çalışıyordular, biz sabaha kadar çalışıyorduk. Ben ustaydım, benim arkadaşlarım vardı, beraber işe gidiyorduk. Arkadaşlarım diyordu ki ben buradan bu kaldırıp buraya koymuyorum. Ben soğan soyuyordum, kebapçıya yardım ediyordum ilk geldiğim zaman. Fırıncıya ediyordum, dönerciye ediyordum. Bir sene sonra ben hepsini kavrayınca arkadaş olduğu yerde kaldım. İki sene sonra biz dükkanı açınca arkadaş yanımda çalışmaya başladı. Emekle yani bunu illa biri bize zaten o zamanki ustalar sana onu öğretmiyor. Çabayla oluyor yani hani gayretle çabayla. Tabii ki zamanda yapıp bozduğumuz oldu. İlk fırında başladığımız zaman hamur kesiyordum, yapıyordum, gene kesiyordum, gene yapıyordum, gene ayakta uyuyorduk. Burada gece 3'lere kadar rahmetli abim, öbür İbrahim abim, biz, kardeşler, Ahmet abi, biz burada beraber sabahlara kadar et açıyorduk, yapıyorduk. Biz kendimizi geliştirdik, öyle söyleyelim. Ama kültürümüzden, misafirperverliğimizden, kişiliğimizden hiçbir ödün vermedik. Vermeyiz de Allah'ın izniyle. Yani bugün kazandım, bugün bunu az koyayım. Bunu herkes gramı neyse biz %50 fazla koyuyoruz. Biz misafir ağırlıyoruz. Onların memnuniyeti bizde her şeyden daha önemlidir. O yüzden bakış açımız o. İlk geldiğimizde ben çocuktum. Benim abilerim gece 3'lere 4'lere kadar kavurma satardı. Ben lokantadaydım. Ben de gece 4'lere 3'lere kadar hamur keserdim. Kebabı bozardım, yapardım. Sabaha kadar lokantayı yıkardık. Onlar yapma diyordu da sen ufaksın, ben yok diyordum. Hırs yapıyordum. Benim abim oturacak, ben yapacağım. Onlar da diyordu yok, kardeşimiz ufaktır, otursun. Yani demek ki o şey yani ne diyorlar, ırsilik var, damardan geliyor. Öyle yapınca başarı geldi. Aslında neler çekmedi ki yani. Ben ortancıyım, biz 8 erkek kardeşiz. Bir patlıcandan 100 çeşit yemek yaparım, lafla değil. Ben internet ustası değilim. Bu işte bana göre hani sanattır. Biz bu işte usta değiliz. Biz sanada açmışız. Ben öyle algılıyorum. Ama gene ilk günkü gibi, ilk günkü heyecan gibi gene önlüğümüzü takıyoruz. Gece 12'de abimlerimle eve gidiyoruz. Sabah 7-8'de buradayız. Aynı devam ediyor. Bana göre eski şartlar daha güzel. Eski şartlarda emek var, lezzet var. Yani şimdiki şartlar insanlar ben anlamış da değilim. Benim zamanımda çıraklar vardı. Çıraklarımdan biri de burada. Yanımızda çalışıyor. 30 küsür senedir. Şu anda da büyük bir şef, elinden her şey geliyor. Yılmaz Ustam. Şimdi çırak yok. Şimdi yeni bir kardeşimizi yanımıza aldık, Fatih Usta. Yetiştiriyoruz. O da çok iyi yetiştiriyor, kafayı veriyor ama onun dışında çırak deseniz yani adam eli bir şeyi tutuyor, kaçıyor bir yer, diyor gel çalış. Kaçıyor gidiyor oraya. Ben yani 35 senelik usta değilim, aşmışım bu işleri. Ben daha ustayım demedim. Bu işler bulaşıkçılıktan başlar. Alttan yetişmeyen iyi yetişmez. Yani adam el altında kalıyor, 3 ay sonra diyor ben ustayım. O yüzden usta yetişmiyor. İyi şef yetişmiyor. İsmail Bey nasıl bir usta? Elemana disiplinde taviz vermeyen, çok babacan, vefakar. Oğlumla elemanın sıkıntısı olsun, elemandan yana olan benim gerçek oğlum elemanım. Benim babamın bir lafı vardı rahmetli Hacı Abbas'ın. Derdi ki oğlum sizin elemanınız yaşça sizden büyük de olsa evlat şefkatiyle, evlat sevgisiyle yaklaşın. Bakın onların gözü sizden başka nerede olacak sizde? Hani buraya geldik farklılaşalım yok. Şu an evlerimizde misafirler gelir, aylarca kalır, doktorlara götürürüz memleketten. Urfa, Viranşehir, Siverek, Diyarbakır, Kızıltepe, Mardin, akrabalarımız çok. Gelirler aynen kendi evleri gibi. Biz de aynen onlara öyle. Yaşlı olursa ayaklarını yıkarız, banyoya koyarız. Gerçek söylüyorum. Hanımlarımız öyle, bizim kültürümüz o. Şimdi biryan kebabı Siirt Bitlis bölgesine, yöresine aittir. Siirtler farklı yapar, Bitlisler farklı yapar. Bizimki Siirt usulüdür. Büryan kebabı
bir yaşında erkek kuzudan olur. Bizim büryan kebabıyla farkımız etimiz yani. Hani burada insanların buranın büryanını çok sevmesinin nedeni buranın eti farklı. Biz dışarıdan farklı et, her gün değişik bir et alıp büryan yapmıyoruz. Şöyle şey ettiğiniz zaman belli oluyor yani. Farklı böyle et sanki et değil yani. Titizlik yemeği yaparken en iyisini yapıp vermek. Titizlik hijyenin en üst düzeyde olması. Sonuçta burası lokantadır, restorantır. Biz bir şeyi yıkarken, bir şey yaparken sirkeyle ve suyla iki defa yıkıyoruz. Titizlik müşteriyi titizlikle ağırlamak hani. Kendi misafirin gibi ağırlamak. Biz bunu günde iki defa yapıyoruz. Bir sabah 8'de yapıyoruz, 11'de çıkıyor. Bir de 5-6 arası ikinci dönem yapıyoruz. Muhafazaya gerek kalmıyor zaten, herkes yiyor. Biz burada Diyarbakır ciğeri de yapıyoruz. Bizim günlük ciğerler Diyarbakır'da kesimden geliyor. Ama ağırlığımız burada saç tava, sur kebabı ve büryan ağırlıklıdır. Ciğerimiz de yani Diyarbakır müşterilerimiz var Güneydoğulu, ciğer de yiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.